Bu videoda Z istatistiği ve T istatistiği arasındaki farkı her yönüyle anladığınızdan emin olalım. Tanımlayıcı istatistikte çoğunlukla belli bir örneklem ortalaması elde etme olasılığını bulmaya çalışıyoruz. Burada bir örneklem dağılımı çizeyim. Diyelim ki şöyle bir örneklem ortalaması dağılımımız var. Dağılımın varsayılmış bir ortalama ve standart sapma değeri var. Şöyle bir ortalama değeri düşünelim bu kadar aşırı bir sonuç elde etme olasılığını bulmak istiyoruz. Bundan daha düşük bir değer bulma olasılığını hesaplayabiliriz ve bunu birden çıkarırız, birden çıkarırız veya şu alanı buluruz. Bunu yapmak için ortalamanın kaç standart sapma üzerinde olduğumuzu buluyorduk. Örneklem ortalamasından ortalamamızı, varsaydığımız ortalamayı yani, bunu çıkarıyoruz belki de bunun ne olduğunu bilmiyoruz ve sonucu örneklem dağılımının standart sapmasına bölüyoruz. Ve Bu da bize ortalamanın kaç standart sapma üzerinde olduğumuzu veriyor. Bu buradaki uzaklık. Genelde bunun değerini de bilmeyiz. Merkezi limit teoremi yeterince büyük bir örneklemimiz olduğunda bunun nüfus standart sapması bölü veri adedinin kareköküne eşit olacağını söylüyor. Yani buradaki ifade şöyle yazılabilir örneklem ortalaması eksi örneklem dağılımının ortalaması bölü şu ifade. Nüfus standart sapması bölü veri adedinin karekökü. Bu gerçek ortalamadan kaç standart sapma uzakta olduğumuzun en iyi tahminidir. Burada bulduğumuz ifadeyi daha önce de öğrenmiştik. Buna z skoru deriz örneklem ortalama istatistiğinden bir istatistik bulduğumuzda buna z istatistiği diyoruz. Bu değeri z tablosunda veya normal dağılım tablosunda bulup, bu veya bundan daha büyük bir z değeri elde etme olasılığını buluruz. Bu bize bu olasılığı veriyor. Peki bu kadar aşırı bir sonuç elde etme olasılığı nedir? Bunu önceki birkaç videoda yaptığımızda nüfusun standart sapmasını bilmiyorduk. Z istatistiğini kestirmek için payı baştan yazayım, bölü örneklem standart sapmasını kullanıyoruz. Eğer örneklemdeki veri adedi 30'dan büyükse, böyle yapabiliriz. Şöyle de düşünebiliriz, veri adedi 30'dan fazla ise dağılım normal olur. Bu kestirimde normal dağılım gösterir. Eğer örneklemdeki veri adedi 30'dan azsa, özellikle 30'dan çok azsa, bu dağılım normal olmaz ifadeyi baştan yazayım. Örneklem ortalaması eksi örneklem ortalamasının dağılımının ortalaması bölü örneklem standart sapması bölü veri adedinin karekökü. Bu adet 30'un üstünde ise veya en az 30 ise bu istatistik normal dağılım gösterir. Eğer öyle değilse adet az ise bu t dağılımı olacak. Şimdi buradakinin aynısını yapacaksınız ama burada normal dağılım olmadığını varsayacaksınız. Bu örnekte normal dağılım vardı. Z değerleri normal dağılım gösteriyor. Burada T dağılımı var. Hatta ortalamayı çıkardığımız için normalize T dağılımı oluyor. Normalize T dağılımında ortalama 0 olur. Şimdi en az bu kadar uzakta bir T değeri elde etme olasılığını bulacaksınız t değeriniz budur. Yani şu eğrinin altındaki bu alanı bulacağız. Bu değeri iki türlü de bulabilirsiniz. Örneklemde 30'dan fazla veri varsa, örneklem standart sapmanız, nüfus standart sapması için iyi bir kestirim olacaktır. Yani bu normal dağılım gösterir ve bir z tablosu kullanarak en az bu uzaklıkta bir sonuç elde etme olasılığını hesaplayabilirsiniz. Veri adediniz azsa bu istatistik t dağılımı gösteriyor. Ve en az bu uzaklıkta bir t değer elde etme olasılığını bulmak için t tablosu kullanmanız gerekir. Birkaç video sonra bunu bir örnekte göreceksiniz. Umarım bu video ne zaman z istatistiği ne zaman t istatistiği kullanılacağı konusuna bir açıklık getirmiştir. Hoşçakalın.